أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استعيذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bulunduğumuz yer Hendek Savaşı'nın yapıldığı yer. Diğer adıyla Ahzab Savaşı, Hizipler Savaşı. Orduların buraya sağanak sağanak yağdığı bir savaş. Hendek bölgesindeyiz. Arkamızda olan yer Cebel-i Sel'a derler. Sel'a Dağı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordugahını oraya koyuyor. Arka taraf Medine. Bunun arkası da yine Uhud. Hendek Savaşı'nın özelliği savunma savaşıdır. Uhud nasıl meydan muharebesi olduysa Hendek ise istişare neticesinde savunma savaşı olarak cereyan etmiştir. Çünkü Uhud da Peygamber Efendimiz'in sözünü dinlememelerin bedelini gördüler. Ama buna rağmen Peygamber Efendimiz yine ashab-ı kiramıyla istişare etti. Uhud'dan sonra Peygamber Efendimiz müşriklerle şöyle anlaştı. Gelecek yıl Bedir-i Kübra, Büyük Bedir yapmak üzere tekrar aynı yerde buluşacaklar. Ve üçüncü yıl, hicretin üçüncü yılında tekrar bir muharebe, Büyük Bedir yapılacaktı. Ebu Süfyan'la anlaşma bu şekildeydi. Peygamber Efendimiz ertesi yıl oraya gittiğinde baktı ki müşriklerden kimse gelmedi. Yani orada bir savaş olmadı. Yani müşrikler buraya gelemediler. Artık nedendir bilemiyoruz. Ama şu kararı aldılar müşrikler. Dediler ki Medine'ye son bir defa daha saldıralım. Öyle bir saldıralım ki bunun sonu gelsin. Bu iş artık burada bitsin diyerek hazırlıklar yapmaya başladılar. Ordular topladılar. Çapulcu ordusu. Sağdan soldan oradan buradan. Medine'de Kureyze Yahudileri var. Beni Nadir, Beni Kaynuka, bunları Peygamber Efendimiz Medine vesikasına uymadıklarından dolayı sürgün etti, buradan çıkarttı. Anlaşma yapıyorlar ama hiçbir zaman Yahudiler sözlerinde durmadıklarından dolayı Hendek Savaşı'na kadar iki kabileyi buradan sürgün etti. Geriye Kureyze oğulları kaldı, anlaşma gereği. Onları sürgün etmesinin sebebi de ihanet olmalarıdır. Hep ihanet ediyorlar Bedir'de, Uhud'da. Şimdi Kureyze onları imtihan verecek. Bunlar da aynı ihaneti yaparlarsa Peygamber Efendimiz onların da hesabını kesecek. Ve nitekim öyle oluyor. İçeride Beni Kureyze arka taraftan vuracak. Dışarıda başta müşrikler olmak üzere Gatafan kabilesi, Feraziler, başka Süleym oğulları. Etraftan ne buldularsa yaklaşık 10 bin ila 12 bin kişilik bir ordu hazırladılar. Tabii ki Hazreti Abbas radıyallahu anh Mekke'den haber gönderiyor. Uhud da yaptığı gibi. Diyor, haber mektupta böyle bir hazırlık var. Peygamber Efendimiz hemen savaş düzeni kuruyor, meşveret yapıyor. Ashab-ı kiramı ile istişare ediyor. Ne yapalım? İşte bu noktada Selman-ı Farisi ortaya çıkıyor. Ya Resulallah, Farisi Farslı kendisi. Mecusi bir ailenin oğluydı. Uzun bir kıssası var. Neticede bir rahiple karşılaşıyor. Babasından kaçıyor. Babası Mecusi. Hristiyanlarla karşılaşıyor. Bakıyor onların dini bizimkinden daha güzel diyerek bir arayış içerisinde Selman-ı Farisi uzun yıllar yaşamış. Silsilemizde de ikinci sıradadır. Hazreti Ebubekir'den sonra gelir. Allah şefaatine nail eylesin. Der ki Hristiyanlarla karşılaşınca ben Hristiyan oldum baba der. Babası onu tutuklar, hapseder. Niye böyle yaptın? Dinimizden çıktın diyerek. Fakat arayış içerisinde olduğu için tekrar babasından kaçar. Hristiyanlarla beraber uzun bir yolculuktan sonra Suriye'ye kadar gelir. Yani İran'dan Suriye'ye. Kudüs'e. Orada bir papaz, bir rahip ona da hizmet eder. Dinini ondan öğrenir. Tam vefat edeceği sırada der ki efendim siz öleceksiniz, vefat edeceksiniz. Bana kalan dinini öğrenmesi için birini tavsiye edin. O rahip de der ki evladım senin aradığın burada değil. Sen iki kayalık arası işte burası Medine'yi işaret ediyor. Medine iki kayalık arasında beyne labetin kurulmuş bir şehirdir. Oraya git, Ahmet'in alametleri zuhur etti. Sen oraya git diyerek onu oradan gönderir. O da buralara kadar gelir. Yolda bir Yahudi kervancı başıyla anlaşır. Ona yolculukta refakat etmesi için. Yani buraya getirmesi için. Yahudi yine onu orada soyar.
malını mülkünü alır. Medine'de Kureyze oğulları Yahudilerinden birine satar. Selman-ı Farisi'yi. Hür adamı satıyor köle olarak. Ama hiç umurunda değil. O bir arayış içerisinde. Peygamberine ulaşmak istiyor. Ahir zaman nebisi. Her yerde onun sözü dolaşıyor. O da ona ulaşayım da yeter ki köle olayım diyerek buralara kadar geliyor. O Yahudinin hizmetinde çalışıyor. Bahçesinde, hurma bahçesinde çalışıyor. Karın tokluğuna çalışıyor. Bir gün bakıyor efendisi başka bir Yahudi ile konuşuyor. Tabii ki haber çıkmış. Mekke'den bir zat geliyor. Peygamber geliyor. Buraya hicret edecek. Ahir zaman nebisi zuhur etti. Selman-ı Farisi hep böyle kulağı sağda solda. Gözü hep böyle arayış içerisinde. Efendisinin konuşmasına şahit oluyor. İki Yahudi konuşuyor. Efendisi o Yahudi'ye diyor ki Allah bu Evs ve Hazrec'e lanet etsin. Hep bunlar kavgalıydılar. Evs Hazrec kabilesi burada 120 sene savaş etmişler. Yahudiler de burada yaşıyorlar ama birbirlerini çekemiyorlar. Diyor ki Allah bu Evs ve Hazrec'e lanet etsin. Bula bula başımıza müşrik birinin evladını getiriyorlar diye duyunca Selman'ın kulakları açılıyor. Efendim kim o diyor. Ona çıkışıyorlar. Sen kimsin? Niye dinliyorsun bizi? Çekil git buradan diyerek onu hırpalıyorlar. Ama Selman durur mu? İçlerinden, aralarından kaçıp gidiyor. Peygamber Efendimiz o noktada Kuba'da. Yani hicretini yapmış ama Medine'ye daha henüz ayak basmamış. Kuba'da. Az sonra oraya da gideceğiz inşallah. Kuba'da onu buluyor. Tabii ki o papaz ölürken ona diyor ki onun 3 tane alameti var. 1- Sadaka kabul etmez. Alır ama kendisi yemez başkalarına verir diyor. 2- Hediye kabul eder alır ve yer diyor. 3- Sırtında diyor. Nübüvvet mührü vardı. 3 tane alamet. Hemen Selman bunları peygamberi bulmuş. Ama o mu değil mi emin değil. Yanında getirdiği hurmaları, sonuçta kendisine ait olan hurmalardan Efendimiz'e takdim ediyor. Efendim bu sadakadır diyor. Bakıyor Peygamber Efendimiz onu almıyor. Alıyor veya başkasına verir yemiyor. Tamam diyor birincisi tuttu. Daha sonra gidip ikinci veya üçüncü günü tekrar hurmalarda ikram ediyor. Efendim bu hediye diyor. O zaman Peygamberimiz alıyor onu yiyor. Tamam diyor ikincisi de tuttu. Kuba Mescidi inşa edilirken Peygamber Efendimiz çalışıyor. Ashab-ı kiramı ile beraber taş diziyor, kurula diziyor. Kerpiçleri üst üste koyarken bir ara sırtı açılıyor. İşte o esnada nübüvvet mührünü görüyor. Tamam diyor. Sen Resulullah'sın diyerek ona orada iman ediyor. Efendimiz'e ilk tanışması bu şekilde. Peygamber Efendimiz diyor ki bunu azat edin diyor. Köle olduğunu öğreniyor. Daha doğrusu köle yapılmış. Azat edin diyor. Fakat Yahudi efendisi karşı çıkıyor. Para göz birisi. Diyor hayır 300 tane bana hurma fidanı bulacak. Onları ekecek. Onları dikecek. 40 ukiye altın verecek. Büyük para imkansız gibi bir şey. Büyük para teklif ediyor. Dolayısıyla olmuyor. Gel zaman git zaman Uhud'a kadar bu böyle devam ediyor. Uhud savaşı oluyor. Efendimiz soruyor. Bakın yine unutmamış. Düşünsene bak aradan 2 sene gibi bir zaman geçmiş. Ne oldu o kölenin durumu diyor. Onun hali nicedir diyor Selman için. Diyorlar ki aynı ya Resulallah hizmetine devam ediyor. Diyor ki hazırlayın 300 tane fidan diyor. Hazırlayın ben geleceğim diyor. O Yahudinin bahçesine gidiyor. Bizzat kendisi hazırlanan hurma fidanlarını dikiyor. O 40 ukiye altında ona veriliyor. Selman işte orada azat ediliyor. Artık Efendimiz'in peşinden ayrılmıyor. İşte bu noktada istişare yaparken Selman-ı Farisi diyor ki bizim memlekette İran'da, Fars diyarında savunma savaşı yapılırken hendekler kazılır. Bu tabii ki ilk defa duyulan bir şey. Sahabe-i kiramın hoşuna gidiyor. Peygamber Efendimiz de buna muvaffak ediyor. Evet diyor, hendek kazılacak. Zaman daraldı. Müşrik ordusu çıkmak üzere veya çıktı. 11 günleri var. 12 günleri var müşrik ordusunun buraya gelmesine. Geceli gündüzlü şu bölgede kazılar yapılıyor. 5,5 kilometre boyunda. Diyeceksiniz ki Medine'yi sadece 5,5 kilometre mi koruyor? Böyle bir yer ki Medine kayalıklar arasından. Yani Allah burayı muhafaza etti. Sadece giriş 5,5 kilometrelik bir mesafe. Geceli gündüzlü çalışılıyor. 9 metre genişliğinde, 4,5 metre derinliğinde. Yani alta doğru 4,5 metre karşılıkta yani en süvarini atlayamayacağı bir şekilde 9 metre boyunda da genişlikte 5,5 kilometre hendek kazılıyor. Efendimiz gruplara ayırıyor onları, 30'arlı, 20'şerli. Herkese bir yer tahsis ediyor ve herkes üzerine düşen vazifeyi yaparken bir gün Resulullah'a diyorlar ki ya Resulallah bizim bölgemize bir taş çıktı. Kaya çıktı, biz bunu kıramıyoruz.
Efendimiz gidiyor, bakıyor hakikaten bir kaya, oradan bir kazma istiyor. Duruyor, birincisinde tekbir getiriyor, bir kıvılcım tabii ki. Peşinden diyor ki Yemen bize verildi diyor. Yemen'in saraylarını görüyorum şu an diyor. İkinci tekbirle beraber yine bir kıvılcım çıkıyor. İran hükümdarının şu an sarayları gözümün önünde, yakında ümmetime verilecek diyor. Üçüncü defa da yine vuruyor, taş tabii ki paramparça, yine bir kıvılcım. Şu an diyor Bizans'ın hükümdarlığı bize verildi diyor. Tabii ki sahabe-i kiram bundan bir şey anlamıyorlar. Tabii ki içlerinde münafıklar da var. Hendek Savaşı'nın yapıldığı bu bölgede münafıklar da var. Nasıl ki Uhud'da ayrıldılarsa, Peygamberimizi yalnız bıraktılarsa, burada da psikolojik olarak çok ağır kelimeler kullanacaklar. Ayet-i Kerime bize bunu beyan edecek. Dolayısıyla taş kırılıyor. Bu mucizeler tabii ki gerçekleşiyor. Ebu Eyyub el-Ensari bizzat bunları görüyor. Biri Ebu Bekir döneminde radıyallahu anh Yemen fethediliyor. Hazreti Ömer döneminde İran fethediliyor. Ebu Eyyub el-Ensari uyanık, evet diyor, iki mucizeyi bizzat gördüm. Üçüncüsüne ben gideceğim. Bizans'a kadar o yaşına rağmen, yaş 92, yola çıkıyor çünkü öyle bir inanmış ki bu mucize gerçekleşecek. Hakikaten gidiyor ama tabii ki olmuyor. Daha sonraki yıllar Bizans fethediliyor, yolda vefat ediyor. İşte oradaki mucizelerin gerçekleşmesi ama münafıkların demesi şu, ya şuna bak, Medine'yi koruyamıyor, kalkmış Bizans'tan oradan buradan bahsediyor. Burası öyle bir zamana denk geldi ki, buranın korunması, bir, kıtlık zamanı, iki, soğuk, Medine'nin bir kıtlık zamanı, yiyecek yok, kısıtlı. Sahabe-i kiram çalışırken aynı zamanda soğuk bir mevsime gelmiş, kıtlık zamanı olduğu için yiyecek bulamıyorlar, karınlarına taş bağlıyorlar. Bir gün dediler ki ya Resulallah, yiyecek bir şey yok, kıtlık dönemindeyiz. Çok acıktık, karnımıza taş bağladık deyince Efendimiz duygulanıyor. Gözlerinden yaşlar akıyor. Bu çağını çözüyor, bakıyorlar ki iki tane taş çıktı oradan. Meğer kendisi de bağlamış, hem de iki tane. Yiyecek bir şey bulamıyorlar. Tam 24 gün sürüyor savaş. Müşrikler tabii geliyorlar, neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Hendek kazılmış, karşıya geçemiyorlar, deliriyorlar. Nasıl bir şey bu? Biz Araplarda böyle bir şey görmedik diyerek tabii ki saldırılar yapmaya çalışıyorlar ama bir türlü giremiyorlar. Oklar sağdan soldan gidip geliyor. Burada tam 6 tane şehit veriliyor. Müslümanlardan 6 kişi burada şehit veriliyor. Karşı taraftan da zayiat oluyor. Tam 24 gün süren bir muhasebe, bir mücadele. 24 gün tabii ki savaş esnasında acayip şeyler oluyor. İmtihanlar oluyor. Münafıkların sözleri oluyor. İnsanları rahatsız edici. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi ey iman edenler اذكروا نعمة الله عليكم Allah'ın nimetini hatırlayın. اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ sizlere askerler, ordular gelmişti. 12 bin kişi. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا biz onlara bir rüzgar gönderdik. Daha vücudu dellem terahha görmediğiniz ordularla sizleri teyit ettik. İşte bu nimetimi hatırlayın diyor Cenab-ı Hak. Yani her daim Müslümanları koruduğu gibi burada da korumuş bulunuyor. Neticede savaş esnasında şöyle bir hadise vuku buluyor. İçlerinden bir tane savaşçı, Amr bin Abdüvet adında birisi birkaç tane düşmanla beraber Hendek'ten karşıya geçiyor. Bir şekilde bir yol buluyor. En dar yerini buluyor, kestiriyor. Hakikaten Araplar arasında çok ciddi manada savaşçı bir ruha sahip birisi. Amr bin Abdüvet isminde bir gavur. Karşıya geliyor, yerinde duramıyor. Atıyla beraber atlamış. Müslümanlardan er diliyor. Karşıma kim çıkabilir? Deniyor ki bir orduya bedelmiş bu herif. Yanında da birkaç kişi daha var. Hazreti Ali ben kalkayım ya Resulallah diyor. Ona izin veriyor, mübarek zırhını giydiriyor ve kırmızı sarığını sarıyor. Ona müsaade ediyor. Sen git bununla savaş diye. Tabii ki Hazreti Ali'yi uzaktan gören o adam diyor ki sen kimsin? Kendini tanıt, kimliğini tanıt. Ben diyor Ebu Talib'in oğlu Ali'yim diyor. Olmadı diyor, ben babanı severdim. Babana çok itibarım var, şimdi zayi olacaksın, seni tepeleyeceğim. O yüzden ben buna razı gelemem, sen git diyor. Küçümsüyor onu. O zaman Hazreti Ali'nin yaşları 25-26 belki. Küçümsüyor, hayır diyor, sen değil başka birisi gelsin. Israrla ben geleceğim diyor, seni ben geberteceğim. Sen istedin diyor. Hücumlar başlayınca Hazreti Ali yaya, o adam ise atın üzerinde.
Hazreti Ali diyor ki yakışır mı senin gibi bir gavura? Bak ben yayayım, sen ise atının üzerindesin. Adam gururuna yediremiyor. Aşağı iniyor bir hamleyle beraber atının dört bacağını birden kesiyor. Madem öyle diyor gel karşı karşıya. Adam evvela bir hamle yapıyor. Hazreti Ali'nin zırhını, Hazreti Ali'nin kalkanını öyle bir vuruyor ki kalkan 70 kat deve derisinden yapılmasına rağmen deliniyor. Hazreti Ali'nin mübarek yüzünde bir iz çıkıyor. Sıra Hazreti Ali'ye gelmiş idi. Hazreti Ali ise kaldırıyor kılıcını, Zülfikar adlı kılıcıyla beraber adamın kellesini ikiye bölüyor, vücudundan ayırıyor. Bütün sahabe-i kiram tekbirlerle beraber moral buluyorlar. Bunun neticesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu gördüğünüz sağ tarafta bir mescit var. Orayı tanıtayım size, herkes baksın lütfen. Bir mescit. Orası nedir biliyor musunuz? Fetih Mescididir. Efendimizin savaşın en ağır bölümünde oraya çıkıp şu dua ile Rabbine niyaz ettiği yerdir. Belki bir imkan olursa girip orada namaz kılabiliriz. Hazreti Cabir diyor ki çarşamba günü öğlenle ikindi arasında bir ihtiyacım olduğu vakitte gelip burada namaz kılardım, secde yapardım, Rabbime dua ederdim. Her ne vakit bunu yaptıysam Allah duamı kabul ettiğine ben şahit oldum diyor. Ama özelliği çarşamba günü öğlenle ikindi arasında olması gerekiyor. Burasının adı Fetih Mescididir. Şimdi bu bölgeye yedi mescit derlerler. Ne demek yedi mescit? Efendimizin çadırı tam oradaydı. Oraya bir mescit yapılır. Hemen burada Selman-ı Farisi'nin, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Ali'nin çadırları var. Toplam 7 yer. 7 yerin adına buraya toplu büyük bir mescit yapıldı. Daha evvel gelenler burada büyük mescit yerine küçük küçük mescitleri görebilirdi. Ama Suud hükümeti sadece Efendimizin olduğu yeri bırakmış, kalan yerleri toplayarak büyük bir mescit yapmıştır. O yüzden buranın bir diğer adı Seba Mesacittir. 7 mescitler diye geçer. İşte oraya Efendimiz çıkıyor, şöyle bir dua ediyor. Allahümme nunzil el kitab, seri al hisab, ihzim il ahzab, ihzimhum ve zelzilhum. Ya Rabbi, ey Allah'ım, ey kitabı indiren, ey hesabı seri olan, ya Rabbim bu ahzabı, bu orduları tarumar eyle, bunları yerle bir eyle, bunları helak eyle diye dua edin. Niye? Çünkü çok sıkıntılı durumlar olmuş. Bir zaman öyle bir ok yağmuruna tutulmuşlar ki, hiçbir zaman namazı kazaya kalmayan Peygamberimizin öğle, ikindi, akşam namazları kazaya kalmış. Bunun akabinde bu duayı yapıyor. Hemen peşinden bir zelzele, bir fırtına, bir rüzgar ama bu tarafta, öbür tarafta hiçbir şey yok. Medine tarafı süt liman ama Hendek'in bu tarafı kavruluyor. Çadırlar birbirine giriyor, atlar kişniyor, develer yerinden çıkıyor. Ebu Süfyan bakıyor diyor ki ben ordumu zayi edemem. 24 gün geçmiş hala bir netice alınamamış. Dolayısıyla çekip gidiyor bir adam. Yapacak bir şey yok diyor ve zafer nasip ediyor. İşte o bölge bu bölgedir. Girişler buradan engellenmiş oluyor. Ama o mescidi daima gözümüzün önünde bulunduralım. İşte Hendek Savaşı bu şekilde cereyan ediyor. Sadece 6 tane Ensar'ın da ileri gelenlerinden Sa'd ibn-i Muaz burada yaralanıyor. Tekrar geriye dönüyor. Şimdi savaş bitti. Gelelim Kureyze oğullarına. Efendimiz buradan geriye dönmeden bir haber geliyor. İşte o Kureyze oğullarından bir grup gelmişler. Medine'ye saldırı yapmak istiyorlar. Ve onlar kışkırtılıyor Huyey İbni Ahtab tarafından. Bakın diyor, bak bitirelim bak, Muhammed'in işini bitirelim diyor. Biz size yardım edeceğiz diyorlar. Bunlar da bu kasa gelerek, ihanet ederek Efendimizin mübarek Beyt-i Şerif'ine saldırıyorlar. Safiye anamız çıkıyor, eline bir kılıç alıyor. Safiye anamız da Huyey İbni Ahtab'ın kızı, Efendimizin zevcesi. O gelen o düşman birliklerinden birkaç tanesini eliyle haklıyor, öldürüyor. Dolayısıyla onlara müsaade edilmiyor. Efendimiz buradan 250 kişilik bir gruba diyor ki gidin bakın orada neler oluyor. Buradan Medine'de az ileride. Onlar gidip bakıyorlar ki ya Resulallah beni Kureyze ihanet etmiş. Efendimiz de buradan dönüyor. Döner dönmez evine giriyor. Bab-ı Cibril'i tanıtmıştım size. Hemen o bittiği zaman, ziyaret bittiği kapının adı Bab-ı Cibril'dir. Efendimiz muzaffer bir eda ile Medine'ye giriyor. Tam oradan girerken Cibril-i Emin'i görüyor karşısında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaben diyor ki ya Resulallah evine mi giriyorsun? Hayır, girmeyeceksin. Doğru Kureyze oğullarına gideceksin. Onlar hakkındaki hükmü verdikten sonra geleceksin diyor. Efendimiz meşhur fermanını buyuruyor. İzhebu ila beni Kureyze
La tusalliyenne ahadukumul asra illa fi beni Kureyza. Doğru oraya gidin, ikindiyi kılmayın, sadece orada kılın diyerek ashabıyla beraber oraya gidiyor ve orayı muhasara ediyor. Ve ikindi namazı orada kılınıyor. Yani gelir gelmez bakın öyle bir savaştan sonra gidiyor. Ya bu din öyle bir din ki, öyle bir bedel istiyor ki, hani geldim bir dinleneyim ya, bir oturayım, bir bardak su içeyim, bir çay içeyim, böyle bir şey yok. Yani öyle bir imtihanlar geçiriyorlar. Efendimiz diyor ki ikindiyi bile burada kılmayacaksınız. Doğru beni Kureyze yurduna. Gidip orayı muhasara ediyorlar. Netice onlar diyorlar ki, bakıyorlar ki iş pahalıya patladı. Biz bu işin bedelini ödeyeceğiz. Diyorlar ki ya Resulallah, ne ya Resulallah, öyle demez onlar. Ya Muhammed, bize bir hakem tayin et. Yani bize en güzel hükmü versin de biz buradan bir sıyrılalım. Yaptık bir hata. Sa'd ibn-i Muaz'ı istiyorlar. Tanıyorlar onu. Belki bize güzel hüküm verir. O da gelip diyor ki size neye göre hüküm vereyim? Tevrat'a göre mi? Yani sizin okuduğunuz kitaba göre mi? Kur'an'a göre mi? Onlar diyorlar ki Tevrat'a. Meğer baltayı taşa vuruyorlar. Tevrat'ta da aynı hüküm var. Kim ihanet ederse, durup dururken anlaşmayı bozarsa savaşa katılanların tamamı öldürülecek, geriye kalanların tamamı esir edilecek. Bu hükmü verince tam 700 tane Beni Kureyzalı Yahudi Efendimizin emriyle Hazreti Ali ve yanında Halid, yanında bir zat ile beraber gidiyorlar. Bir kuyu açıyorlar. Teker teker 700 tane kelleyi oraya gömüyorlar. Çünkü hüküm verilmiştir. Bakın bunlar şöyle yanlış ettiler. Bundan evvel Beni Kaynuka, Beni Nazir kabileleri ihanet ettiklerinde dediler ki ya Muhammed, tamam suç işledik ama hükmü sen ver. Yani biz hakem istemiyoruz dediler. Bakın hükmü kime bıraktılar? Peygamberimize. Ve ondan ders çıkarmadılar. Hükmü peygamberimize çıkarınca o rahmet peygamberi onları affetti. Yani öldürmedi ama sürgüne gönderdi. Ama bunlar ne dediler? Biz senin hükmünü tanımayız. Sen bize bir hakem ver, aramızı bulsun. Sen misin böyle diyen? Aha, öldürmekle beraber onlara ceza verildi. Dolayısıyla Medine bu saatten sonra temizlenmiş oldu. Bundan sonra artık savaş yapılmadı. Ta ki Mekke'nin fethine kadar. Allah-u Teala bunun akabinde de çok güzel müjdeler vererek Medine'li Müslümanlara rahatlıklar ihsan eyledi. Şimdi biz bu bölgede sizlere elimizden geldiği kadar anlatmış olduk. İnşallah belki çarşamba günü hani buraya gelinirse burada da bu iki rekat namaz kılınıp dua edilebilir. Tekrar söylüyorum, mescidin adı Fetih Mescididir. Efendimizin orada ellerini açıp semaya kaldırdığı yerdir. Rabbim cümlemize razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.